Evet sevgili seyircilerimiz, haberin peşinde ekibi başkent Ankara'da. Türkiye genelinde 53 bin muhtarımız var. Bunun yaklaşık 33 bini mahalle muhtarlığı yapıyor. 20 bini ise kırsal bölgelerde muhtarlık hizmetini yürütüyor. Kırsal bölgedeki muhtarlarımızın sıkıntılarını, sorunlarını araştırmak için bizler de köylere kadar indik. Ve yanımızda Beypazarı'ndayız. Çok değerli muhtarımız var. İkinci dönem muhtarı Hüseyin muhtarımız var. Ve burası Taceddin Köyü efendim. Köye yapılan hizmetler neler dedi, beklentiler neler dedi ve muhtarı ziyaret etti. Sevgili muhtarım, öncelikle merhaba, nasılsınız? Evet. Hüseyin Bey'i ben tanıyorum ama Hüseyin Saras kimdir? Hüseyin Bey bir de kamuoyu tanısın efendim. Tabii Taceddin Köyü. Biraz yüksek sesle muhtarım. Taceddin Mahallesi'nde. Buranın yerlisiniz. Peki sevgili muhtarım, bu sevda nereden geliyor? Nesilden yani. Aileden gelme bir sevda. İkinci döneminiz. İkinci dönem. Peki sevgili muhtarım, buranın yerlisi olduğunu soruyorum. Daha önce köydü, büyükşehir yasasıyla mahalle oldu. O zamankiyle şimdikinin arasındaki fark nedir sizce? Hangisi daha iyi? Ya şimdiki de iyi. Şimdi imkan da çok yani. Hizmet var. Evet. Yani su içiyordun, pas kurdun. İmkanlar doğrultusunda. İmkanlar doğrultusunda daha iyi. Yani eksiklik çok. Evet. Beklendi elbette ki. Hayat devam ettiği sürece beklendi gitmez. Yetersin, yeni geçildiği için yani evet. Bir anda da sistem oturmuyor. Büyükşehir zaten kendisi oturmadı. Evet, kendisi evet. Oturmadı ki bizimki oturdu. Yani evet. Sorun yoksa çoğu şey de iyi yani. Peki sevgili muhtarım, geçen dönem neler yapıldı? Kısaca geriye gittiğiniz zaman, o günden bugüne neler yapıldı? Dün asfalt yapıldı, yani ara yollar yapıldı. Köy içerisinde, evet. Çevre dönmemesi yapıldı. Mezarlıklarımızın çevreleri. Çevre dönmemesi yapıldı. Çevre dönmemesi. Peki, beklentiler neler muhtarım? Beklentiler işte köyümüzün içinde altyapı sorunu var. Altyapı sorunu var. İçme suyu sorunu var hala. İçme suyu sorunu var. Hala biz beklentilerini 2 saat sürüyoruz. Efendim 2020 yılındayız. Burası dedik ya başkent Ankara. 2020 yılında olmamıza rağmen hele şu günlerde sağlık sorunu olan bir günlerde günde 2 saat suyla nereye kadar varılabilir? Ben bunu kamuoyuna bırakıyorum efendim. Şimdi 2 saat taşı sorunu var. Yani, ne kadar taşa ihtiyacın var burada? Yaklaşık 15 bin metre taş. Yani 15-20 bin metre taş verirse köy tamamen çamurdan kurtulur mu? Kurtulur, tamamen kurtulur. Herhangi bir sıkıntı sorun kalmaz. Sıkıntı kalmaz. İçme suyu gelecek yer var mı? Veya bir sondaj mı vurulacak? Yok, sondaj vuruldu. Büyükşehir sondaj vurdu ama yani birkaç şey denedi, olmadı. Su yok zaten yani. Bu su sorunla Kırbaşı Havası'nın 10-12 köyü var, hepsinde var. Bunların genelinde var. Genelinde yani. Var. Ama şurada bir geçecek ki devletin gücü yeter. Devlet denizi doldurup havalarını yapıyorsa içme suyu da gelmek zorunda sağlık bu. Başka bir şey değil efendim. Taşıma suyu genelde askeri şeyi. Yapılara dolduruyorlar evet. Taşıma suyuyla değirmen dönüyor yani. Taşıma suyuyla değirmen dönüyor. Evet. Peki sevgili muhtarım, bu pandemi olayından devlet desteği yeterli geldi mi sizce? Yeterli geldi. Herhangi bir sıkıntı sorun yok. Hayır sıkıntı yok. Yani sıkıntısı olanlara, yaşlılara. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyacı giderildi. İmkanlar doğrusunda. İmkanlar doğrusunda. Sizler de bayağı yoruldunuz. Biz de yardımcı gerçekliğin. Yani kolluk kuvvetliyle beraber bize devamlı yardımcı olduk. Peki. Hep sorunda kalmak. Bu iki dönem içerisinde hayal edip de yapamadığınız 3 tane şey söyleyeyim bana. İşte muhtarım. Dediğim şey. Çevre düzenlemesi, altyapı, içme suyu. İçme suyu, özellikle su.
Olmazsa olmaz. Olmazsa hayat. Olmaz. Tabii 24 saat suyumuz olsa şimdi, yani büyük şehire girdiğimiz halde 24 saat suyumuz yok. Evet. Yani bu da tabii ki burada hemen sesleniyoruz. Ben vatandaşa da soracağım şimdi. Muhtarım siz bir nefes alın, bir vatandaşa konuşayım, bakayım vatandaş ne diyecek efendim. Merhaba, iyiyiz Allah. Güzel yaşıyorsunuz. Evet. Muhtarınızın çalışmalarından memnun musunuz? Memnun olsun. Peki Taceddin'in sıkıntıları neler desem ne söylemek istersiniz? Taceddin'in sıkıntıları içme suyuyla yol sorunumuz var. Görüyorsun aşağıda yukarı gelirken çok kötü virajlarımız var. Bir fazla problemimiz yok işte. Yani elektriklerimiz aynı 70 yılına döndü. Gelip gidiyor, gelip gidiyor. 20 yılındayız, halen değişmemiş diyorsunuz. Geliyor, yani. Gidiyor elektriklerimiz. Teşekkür ederim. Efendim merhaba, nasılsınız? Çok iyi de yaşıyorsunuz. Peki Zeynep çiftçiyi söyledim. Çiftçiler sorunları değil. Çiftçinin sorunu yüksek ki. Evet. Çiftçinin mazotu yüksek, gübresi yüksek. Gizliler pahalı. Yüksek. Ne kazanıyor? Kazandığı bir şey yok. İşte burada kağıdı 40 adet. 200 adet. Devlete yükü olmayan tek millet diyoruz, köylü milleti. Vergisini verir, üretimini yapar, ekonomik katkısını sağlar ama hizmet olarak maalesef 2020 yılındayız. Halen taşıma suyuyla değirmen dönüyor, olur mu efendim? Haliyle tabii canım. Haliyle. Teşekkür ederim. Beni izleyin, teşekkür ister misiniz? Sağlık saatiniz yerinde mi? Girdilerimiz çok güzel. Evet, yenersiniz. Ülkenin yenersiniz. Evet. Üyeti adamı değil. Evet, teşekkür ederim. Evet, hemen yanmasa da bir konuşalım. Buyurun efendim. Bizim sorunumuz yok. Hiç kimseden şikayeti değil. O adam ne yapacak? Hamdolsun şükür. Ay be iyilik etsin. Sizden geldi miyiz? İnşallah. Göstere biraz kalın. Daha iyi çekildiniz. Evlat bulamadım. Bak, Cumhurbaşkanı da sesleniyor. Gördüm bari, yatırım bari. Ebedi yatırım, para yok. Evet, çalış, para yok. Vatandaş evet. Sorununu söylemek de haklı. Millet iyiyiz değil, hepsi kötü. Hiç iyi değil. Bak, hep iyi değil. Evet, doğru söylüyorsun. Gerçekten hiç iyi değil. Hepsinin borcu var. 500 lira, 1 trilyon borç var hepsinde. Vatandaş oldukça dertli, vatandaşın sıkıntısı da belli. Giydiler pahalı, bu Türkiye'nin genel sorunu. Burada Tarım Bakanımıza sesleniyoruz. Gerçekten giydire çok pahalı olduğu için. Üretim azalıyor. Üretim azalınca da haliyle köylü terk etmek zorunda kalıyor. Ben tekrar muhtarıma gidiyorum. Giydiren şeyi de pahalı. Giydirenden dolayı oldukça sıkıntılı. Ülkenin genel sorunu. Giydire bir tarım en çok sıkıntımız bizim. Su sıkıntımız. Evet. Ya arazide de yani bizim hayat, su hayat olmazsa olmaz. Olmaz. Ya da çalışmak istemiyor. Ne memleketi yani bizim ya bizim ülkemizde kavuş. Ekonomik katkısı olan bir yer. Çok büyük katkısı olan bir yer. Yani. Yükü olmayan tek millet. Yani. Ve şu anda bizim yani kazancımızın %80'i vergiye şeye yere gidiyor. Çok büyük en düşmesi. Tabii mazot, sütle bunda hem var bir de suyumuz yok bizim. Elektrik çok masraf. Evet. Tabii masraf. Peki sevgili muhtarım kimlere teşekkür etmek istersin? Ben şimdi başta tabii. Cumhurbaşkanımız, belediye başkanımız, özellikle Mevlüt başkanımız çok en iyi şeyler etsin. Bize çünkü aşağıda bir yerimiz var. Ben var yani o havalanı gibi yapıyor. Evet, imkanlar doğrusu. Herkese, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Biz de şimdi Taceddin Köyü'nün sokaklarına iniyoruz. Bakalım bize neler bekliyor efendim. Görüşmek dileğiyle. Thank you.
de yanımda muhtarım var. Çalışmalar gerçekten gözle görünüyor muhtarım. Evet. Neler söylemek istersin? Bunlar şimdi bunlar harabeydi, yıkıktı. Eski yerleşim yerleri bizim bunlar. Evet. Belediye başkanı bize tabii araç veren gönderdi. Allah razı olsun. Havalimanı yaptı bunları. Görüntü olarak da görüntü güzel olarak bir... Tabii. Evet. Hem görüntü olarak hem de bize bunlar büyük çocuğun rahatlığı var. Oynayıp yani içini yıkacak alma sorunu da var. Allah korusun. Her şeyden evet, can yani. Can, önce can. Önce onun önüne geçildi evet. Önce onun önüne geçildi yani. Enkazların tamamı kaldırılmış gerçekten köye görüntü olarak da çevre dönemesi orada. Şimdi buranın neyi kaldı? Tabii ki yolları kaldı. Artık yolları, zamanla imkanla taşı, bu da yapılacak diyorum. İnşallah. Evet, sevgili seyircilerimiz, Taceddin'de bir ayrıcalık daha rastladık. Muhtarım bizi şaşırtmaya devam ediyor. Ya karşımızda duran, arkamızda duran Taceddin Mahallesi Yatılı Erkek Hafızlık Kural Kursu. Kaç öğrenci burada vardı muhtarım? Burada 30 öğrencimiz vardı, 28-30 öğrenci. Pandemiden dolayı şu anda ara verdi. Pandemiden dolayı işte biraz da devlet bu kurslara şey getirdi. Evet, sınırlama getirdi. Sınırlama getirdi. Ama burası yine de... Her şeyle dört dörtlük. Her şeyle dört dörtlük yani hiçbir eksik yok. Hatta müftülük burayı da aktif hale geçecekti. Bu pandemi olduktan sonra para bir buna eğitim evet. Yani. Tamam, evet. Diyanete bağlı yani. Kurslarım isteyince oluyor değil mi? İsteyince her şey oluyor yani. Yeter ki istemesini bilelim. Tabii istemesini bildikten sonra evet. Belediye ile insanlar, köyümüzün kendi istişare çok önemli. İstişare çok önemli. Sevgili muhtarım, ağzına sağlık, yüreğine sağlık diyorum. Her ne olursa olsun bu ülke hepimizin, bizlerin ve yeni neslin sizler gibi sevdalara ihtiyacı var diyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Siz son olarak kimlere teşekkür etmek istersiniz? Ben işte başta şimdi tabii devlet bütün büyüğüne Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Allah razı olsun, başımızdan eksik etmesin. Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür ederim. Emeğine geçen. Ve özellikle de yani Beybazar Belediye Başkanı'na çok teşekkür ederim. Çünkü hiçbir eksikliğimiz kalmadı. Başkanlarımıza biz de teşekkür ediyoruz. Sayın Eğitimcisi'ne teşekkür ediyoruz. Diyorum ki biz bize yeteriz. Evet sevgili seyircilerimiz, Taceddin Köyü'nden ağız sağlık diyoruz. Bir dahaki programda başka konuklarla görüşmek üzere. Hoşça kalın, bizde kalın.